Merhabalar. Bugün her gün yaptığım yerden yapmıyorum yayını. Bir arkadaşımın ofisindeyim ama arayı da fazla soğutmak istemedim. Çünkü bu sabah CHP'nin pek çok yerde yine adayını belirleyemediğini görünce biraz şaşırdım. Özellikle İzmir konusu. İzmir'i biliyorsunuz. Bir türlü aday gösteremiyorlar. İzmir'de Nurettin Soyer'in oğlu neresiydi şimdi bir anda Seferihisar Belediye Başkanı'nı aday yapacaklarını söylemişlerdi sanki olacak gibi. Fakat dün Büyükşehir Belediye Başkanı, İzmir'in Belediye Başkanı daha önceleri ben artık aday olmayacağım demesine rağmen birdenbire Ankara'ya genel merkeze gidiyor. Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre adeta genel merkezin genel başkanının odasına baskın yapar gibi giriyor. Bir takım şeyler konuşuyorlar sinirli. Ve CHP nedense dün ya da bugün açıklayacağı İzmir adayını ertelemeyi bir hafta açıklamayı bir hafta erteliyor. Şimdi akıl alır bir şey değil bu. Bir kere bir belediye başkanı bir genel başkan ilişkisi böyle olmamalı. İki, Cumhuriyet Halk Partisi niye açıklayamıyor adayını? İzmir gibi bir kentte hala başkan yok. Pek çok belediye başkan adayı yok. Peki nasıl hazırlanacaksınız? Efendim İzmir nasıl olsa bana oy verecek. Çantada keklik. Ya mesele çantada keklik olması değil ki. Mesele siyaseten ortaya bir şey koymak ve AKP iktidarına karşı ciddi bir varlık göstermek. Bu İzmir'de olur, Mardin'de olur, Diyarbakır'da olur. Efendim İstanbul'un Sultanbeyli'sinde olur, Bağcılar'ında olur, Rize'de olur. Her yerde Cumhuriyet Halk Partisi seçimi kazanacak gibi ya da kazanmaya yönelik olarak çalışmak zorunda. Ama bunu yapmak yerine dar ve kısır çekişmeler içinde olup bir türlü adayları bile belirleyememek herhalde bu partiyi yücelten değil, tam tersi dibe çökerten olayların başında geliyor bana göre. Endişem ve korkum Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu seçimlerden yara alarak çıkacak olmasıdır. Çünkü hala şunu fark edemediler gibi geliyor bana. Bazı yerlerde seçim kazanmak önemli değil. Merkezi otoriteyi sarsamadığınız sürece buralarda seçim kazanmanızın bir anlamı yok. Zaten bazı yerlerde kazanıyorsunuz. İstanbul'un Beşiktaş'ında kaybetme diye bir riskiniz yok yani. Bırakın bir endişe olmayı. Öyle bir risk yok, öyle bir şey yok. Kadıköy'de kaybetmezsiniz, Bakırköy'de, Şişli'de kaybetmezsiniz. Bunlar gayet normal. Ama İstanbul'u kaybettin. Bir şey fark etmiyor o zaman. Çünkü zaten CHP'li belediyelerin olduğu yerler var. Bunlardan ikisini kaybedip iki yeni yerde kazanabilir. Neresini kazanır mesela? Bence Eyüp'ü kazanabilir eğer aday doğru olursa. Kağıthane'yi kazanabilir, Beykoz'u kazanabilir, Üsküdar'ı kazanabilir. Ama hiç umulmadık bir şekilde bazı yerleri kaybedebilir. Onun için ana kenti kazanmadıkça yani İstanbul'u kazanmadıkça ve toplam oy oranını bütün Türkiye çapında arttırmadıkça çok da bir faydası olmayacaktır. Çünkü sonuç olarak AKP'yi daha doğrusu Tayyip Erdoğan'ı sarsacak bir durum ortaya çıkmıyor. Tayyip Erdoğan nasıl sarsılır? İstanbul'u Ankara'yı kaybeder. İzmir iyice açılır. Antalya'yı, Adana'yı, Mersin'i kaybeder. Güneydoğu'dan hiçbir yeri çıkartamaz. Karadeniz'de bazı illeri kaybeder ve oy oranı 40'ın da altına düşerse o zaman tek adamlık saltanatında bir sallanma olur. Hay efendim anayasa ve hukuk takmayan bir cumhurbaşkanımız var. Tek adam olarak ülkeyi yönetiyor. Ne olacak? Hayır, çok şey olur o zaman. Ama eğer mevcudu korumak istiyorsanız ben kazandığım yerlerde kazanayım. Zaten kazanacağım ama benim adamım kazansın diye bunca kavga yapıp da seçimlere çok az kala hala bir varlık göstermiyorsanız parti çöker. Benim CHP adına gördüğüm durum bu. Cumhuriyet Halk Partisi seçimlerden sonra hani efendim yeni isimler geldi, yönetim değiştiğiyle ayağa kalkamayacak bir şekilde ağır yara alabilir. Bunu görmek lazım. Neden bunu söylüyorum biliyor musunuz? Bakın şu anda belki dedikodu düzeyinde ama bazı yerlerde bazı önemli isimlerin Demokratik Sol Parti ile ciddi bir şekilde görüşmeler yaptıkları ve eğer ilçe belediyelerinde ya da bazı büyükşehir belediyelerinde arzuladıkları isimlerin aday gösterilmemesi halinde Demokratik Sol Parti'den adaylıklarını koyabilecekleri söyleniyor. Ha buraya kaydıkları zaman kazanabilecekleri yerler var mı? Var olduğunu söyleyenler var. Olabilir. Bilemiyorum o kadar. Ama pek çok yerde oyları bölecektir. Ve öfkeli CHP'liler, bu durumdan dolayı rahatsız olanlar, öfkesi burnuna gelenler, ya ben bir ders vermek istiyorum deyip TSP'ye de oy verebilirler.
Kazanır mı? Belki lokal bir iki yerde kazanır. Ama toplamda oyları düşüreceği için AKP'yi daha da güçlendirir. Ama CHP'yi çökertir. CHP bunu görmek zorunda. Örneğin bir önerim. İzmir. Şimdi İzmir'de efendim Soyer mi olsun, Tuncay Özkan mı olsun, yoksa Aziz Kocaoğlu ben devam edeceğim dedi, onunla mı olsun? Bakın daha önceleri galiba öneriyi ben yapmıştım yani bir takım duyumlar üzerine. İlan kesici İzmir'e yapın. İlan kesici İzmir'i hem toparlar hem de İzmir'e. Sadece belediye başkanı olarak değil, daha sonra CHP'nin vizyonunu oluşturabilecek yeni ufukların açılması için İzmir'den bir belki belediyecilik hareketi başlatılabilir diyerek, hani İzmir'de madem aday sıkıntısı yaşanıyor, daha doğrusu tartışması yaşanıyor, kimsenin itiraz etmeyeceği, karşı çıkmayacağı ilan kesici, bana göre ben genel başkan olsaydım bugün itibariyle, yani Aziz Kocaoğlu'nun adeta ofisimi basarak öfkeli biçimde, hani ben de artık aday olacağım demesi karşılığında, hadi kardeşim ben İlan kesiciyi öneriyorum, aday yapıyorum derdim. O zaman büyük oranda belki parti için, yani üyeler değil, parti yöneticileri içinde biraz tartışma çıkabilirdi ama ben İzmir halkının böyle bir tartışmada olacağını ve vay sen bunu mu yaptın, ben de başka partiye oy verin diyeceğini zannetmiyorum. Onun için CHP'liler şunu bilsinler, genel merkezde bilmeli. Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütünün tamamını bir kenara koysanız oy kaybı olmayacak. Bunu bir görebilseler çok şey değişecek. Çünkü toplumun öfkesi çok farklı bir noktada. Toplumun talepleri farklı bir noktada. Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetenlerin ve etkili olanların dünyası ise farklı. Hiçbir Beşiktaşlı, hiçbir Şişli, hiçbir Kadıköylü, hiçbir Karşıyakalı, efendim Çankayalı aday diye bakmıyor. Cumhuriyet Halk Partisi ve AKP'ye biz buradan ne yapabiliriz diye bakıyor. Onun için yani Ahmet'in adamı gelmiş, Mehmet'in adayı gelmiş diye de zaten bakmıyor. Ama bazı yerlerde çok göstere göstere yaparlarsa onun da hesabını sorabilir. Onun için diyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi artık vakti kaybetmeyi bıraksın. Yok efendim haftaya 26, 27, 28, 3 gün toplanacağız, edeceğiz. Vatandaş artık bunu istemiyor ve böyle bir şeyi beklentisi yok. Bir an evvel umut verecek isimlerin dökülmesini ve bugünkü iktidara karşı bir hareket başlatılmasını bekliyor. Bakın İstanbul'a belediye başkan adayı diye genç bir adamı koydular. Genç ama 50'sinde olsun ama genç görünümlü. Güleç. Bir takım yanlışlar da yapıyor yani sırf oy alacağım zannederek. Ama CHP'lilerin de sempatisini kazanması lazım. Onu ne zaman yapacak onu bilemiyorum. Ama şöyle bir sıkıntısı var gördüğüm kadarıyla. İstanbul'da CHP'nin kesin kazanacağı gözüyle bakılan ilçelerde faaliyette bulunamıyor. Neden? Çünkü o bölgelerde çok sayıda aday var. Yanına kim gelse parti içinde hemen cadı kazanını ateşleyip kaynatacaklar kazanı. Ve diyecekler ki işte efendim Ekrem İmamoğlu falanca adayın yanında ya da o aday işte görüyorsunuz bak Ekrem Bey de beni istiyor gibi. E şimdi gelsin hadi Beşiktaş'a 44 tane aday var. Bir de deve dişi adaylar var böyle yani her yerde boy gösterenler var. Onun için ne yapıyor adamcağız? Boğacılara gidiyor, Sultanbeyli'ye gidiyor, işte Ankara'ya gidiyor. Çünkü İstanbul'da yanında inanan, güçlü, onunla birlikte yüreği atan insanlar yok. Tek başına adam. Efendim nereyle geziyor? Genel merkez şey, İstanbul İl Başkanlığından 2-3 adam artı kendi hakim olduğu Beylikdüzü'nden 3-4 adamla İstanbul'u gezmeye çalışıyor. Böyle şey olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi artık hani tabir yerindeyse, biraz tecrübeme de güveniyorlarsa, bunca yıllık gazetecilik ve siyasetle ilgilenmiş biri olarak, Allah aşkına aklınızı başınıza alın artık. Aksi takdirde bu seçimlerde çok büyük bir hüsrana uğrayabilirsiniz. Ve bu CHP'nin gerçekten çöküşüne yol açabilir. Ondan sonra ben geldim, efendim yönetimi alıyoruz, heyecan getiremezsiniz. Bugünlük bu kadar. Gelişmelere göre yarın tekrar birlikte oluruz. Hoşçakalın.